Peki bu temiz para olayı nedir? Ben sizden dış politika bildiğiniz için söylüyorum. Temiz para gerçekten temiz mi, yoksa temiz para bizim üniter yapımıza bir müdahale mi? Şimdi tabii temiz para dediğiniz yine yabancının parası. Bakın ben burada bir şey anlatayım size. Lütfen. Lozan Barış Konferansı'nın sona erdiği gün Şubat 1923 başı. Hı hı. İsmet Paşa son kez görüşüyor Lord Curzon'la. Lord Curzon diyor ki sen yakında bana Londra'ya para istemeye geleceksin, borç istemeye geleceksin. Bak sana, bana vermediklerini bu kağıda yazdım ve sen geldiğinde bu kağıdı sana göstereceğim diyor. Bu kağıtta neler var? Kapitülasyonlar var, Musul var, dış borçlar var. Bunları ben sana göstereceğim diyor. Ve o kağıdı görmemek için hiçbir CHP genel başkanı şimdiye kadar Londra'ya gitmedi. Çok enteresan. Çok enteresan ama. Ve evet. Çünkü dışarıdan aldığınız para temiz olsun, kirli olsun, ne olursa olsun size bir siyasal ödün peşine takılmadan verilmez. IMF'in yaptıkları gibi. Evet. Evet. Mutlaka bir siyasal bir karşılığı var. Karşılığı olur. Bir bedel ödeyeceğiz. Bunun bilincinde olmayan Atatürk'ün partisi de olamaz. Doğru. Peki Rifkin konusunda ne diyorsunuz? Rifkin yabancı danışman konusunda doğal mıdır yani? Bakın Türkiye'de iki tane reform ya da devrimci anlayış olmuştur. Atatürk'ün devrimci anlayışı. Evet. Biz kendimiz gerekeni yapar ve çağdaş uygarlığın da üzerine çıkarız anlayışıdır. Evet. Ve bu anlayışla devrimler yapılmıştır. Evet. Ama bundan önceki anlayış ve daha sonra Avrupa Birliği'ne üye olalım, bütün sorunlarımız çözülsün anlayışı tanzimatçı anlayıştır. Yani biz kendimiz adam olamayız. Gelsinler bizi adam etsinler. Kesinlikle yabancılar aynen okuyorum bizi ben de. Bravo. Adam etsinler. Bravo. Anlayışıdır. Yani bu tanzimatçıları 1830'ları 30'lardaki aydınları suçlamak doğru değil. Onların ufku o kadardı. Ama Atatürk devrimlerini yaşadıktan sonra, yıllar sonra ve Atatürk'ün partisiyim diye evet, eğer tanzimatçı anlayışa dönüyorsanız ve bizi yabancılar gelsin adam etsin diyorsanız bu çok vahim bir durumdur.